Evet, herkese tekrar merhaba. Uzun zamandır görüşemiyoruz. En son İstanbul'da bırakmıştım sizi. Şimdi Yeşilyurt'tayım. Yeşilyurt'tan çıktım. Kardeşimde bir davet vardı. Ona gittik. Hemen çıkıyorum. Şimdi. Hadi eve. Hadi eve. Hadi koş 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 koş. Ne oldu kızım sana? Ne oldu? Ne oldu? Herkese tünaydın. Bol bol rüzgarlı. Uçuyoruz şu an, görmeniz lazım. Bol rüzgarlı bir Samsun. Öğleden sonrasından herkese merhaba diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kalp kalp kalp. Nasıl? Videoları izliyor musunuz? Tarifleri beğeniyor musunuz? En son İstanbul bulanında kalmıştık sanırım. Ondan sonra biraz kazalar geçirdim. O yüzden vlog çekemedim. Kusura bakmayın. Evet, Samsun'un en büyük plastik mağazasına geldik. Afacan Plastik'e hoş geldiniz. Çok güzel değil mi? Bu
burası böyle kocaman bir alışveriş merkezi. Tabak, çanak, ne varsa her şey burada. Ay şu mangal ızgaranın güzelliğine bak Elif. Neyi? Çok güzel. Bak elektrikli ocak. Her şey var. Şunların şıklığına bakar mısın? Evet, tabak çabak meraklılarına. Size bol bol tabak çanak çekeceğim şimdi. Evet, bu ürünleri çekmiştim. Yağlı kırkları da çekelim. Evet, herkese merhabalar. Şu an neredeyiz? Samsun'un en büyük plastik mağazasındayız. Afacan Plastik'teyiz. İşte görmüş olduğunuz o Madame Coco'da, İngiliz Şam'da görmüş olduğunuz tüm sepetler burada. Hatta fiyatlarının daha uygun olduğu kesin. Her şey var burada. Evinizin tüm ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Harika ürünler var. Kardeşimle buraya geldik. Şu sepetin şıklığına bakar mısınız? Öyle bakılıyoruz. Bakın geyikli. Geyik boyutunda. Saks bunlar yoktu mesela. Bunlar da gelmiş. Çok güzel. Çok şükür şükür. Hı? Ha, evet. Aa, çok güzel. Peynirlik falan. Ama ben olsam şunlardan alırdım. Şunlar da. Bunlar daha. Bak görüyor musun? Bunlar daha güzel. Çok güzeller. Harika. Al cheese eviteydi. Sufleler. Aa, mekanizi ürünler de var. Mekanizi tarzı. Bak bunu alacaksın. Buna tam bir sunum bak işte. Her şeyi bunu dizeceksin. Tamam mı? Harika olur. Yanına da bu tatlı tabaklarını açacaksın. Şununla şunu alsan yeter. Tamam, bu kadar. Wow, siyah servisler. Çok güzel. Burada mesela pastane ürünleri, kafe ürünleri de var. Kafemi açtığım zaman buradan kesin ürünler alacağım. Kızlar da çalışanlar. Ben sana demedim ya, bana hükümetse sen neden geldin mi? Bakın burada ürünler var. Saklama ürünleri, vitrin ürünleri. Evet. Bu tarz ürünler de var. Her şey var işte. Ha, pasta malzemeleri de var. Pasta malzeme değil, yan ürün. Ay şu küçük kavanozlardan alalım Eli. 10 TL, 20 TL hepsi var. Şunlardan ben reçellik alayım. Neylik bu? Tuz koyuyorlar işte. Evet, en sevdiğim yer çiçek. Eli şunların rengine bakar mısın? Çok güzel, şu rengi şıklığına bakalım. Hadi size gezdirelim. Aha, burada okuluştunuz da var. Okuluştunuz çiçeği de var. Şunlar güzel, ne bakalım. Bak ben bunları da çok seviyorum. Mesela her yerden bunlar döküyorsun. Bir şey sundun mu bu? Şimdi gibi yapmışlar. Evet. Mayalı ödümler. Çok güzel. Bak bunlar da papaz gibi. Papaz. Nasıl dökülmez? En güzel bir tane. Dökülmez. Bunu var. Bayağı aksesuar varmış burada. Böyle bilmiyordum ben. Ama bu çok güzel bir şeymiş. Bunlarla müzik mi çıktı? Müzik mi çıktı? Şimdi bakın bakın güzel. Ha evet, senin şeylerin işte. Şunlar da çok güzel. Ben onlardan sıkıldım biraz, o yüzden. Sıkıldım bayağı bir. Şöyle ev gereçleri var, saksılar var. Bütün ev ihtiyaçları burada var. Kumurlar var. 48 lira şunlar.
çatalım yok. Çatalım çatalım. Evet, Uslu'na geldik. Adamı kebap söyledi. Evet, Tapacağı Plastik'e gittik. Oradan birkaç alacağımız eşyalar vardı. Onları aldık. Biraz bakındık. Yeni şeylere baktık. Yeni ürünlere baktık. Daha sonrasında da karnımız acıktı. Orada Uslu vardı. Ama sınıf buluşması varmış. Aman Allah'ım. Etkinlik varmış. Onu düşünemedik. Ardından da bir fırtına, bir yağmur. Kendimizi buraya attık yani. İnanılmaz derecede yağmur yağıyor, felaket yani. Nasıl o çevre yolundan geçtiğini bilmiyorum. Dolu falan yağdı, o kadar yani. Şimdi biraz sakinledi, o yüzden eve doğru geçiyorum. Ersin Markete'ye geldim. Ufak bir hediye alışverişim var. Ersin Markete Home bayağı bir değişti. Yılbaşı ürünleri de bayağı çeşitleri arttı. Sevdiklerinize hediye alternatifi için Ersin Markete Home kısmına da geçebilirsiniz. Bir göz atın derim. Şöyle tabaklar var. Bardaklar var. Ben de böyle şeyler aldım işte. Bir sürü. Ama favori ürünlerimi söylemek istersen şu kurabiyeler, peçeteler güzel. Şu Beymen tarzı ürünler güzel. Filmler güzel. Şu yastıklar güzel. Bardaklar var. Şu ürün güzel. Bir de şu şunun kalsın. Çok hoşuma gitti. Bir de bunu alalım. Gayet güzel. Yok, bir de daha layık. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Stimal'a geldim. Stimal'da ufak bir hediye alışverişim vardı. Onu hallettim. Ersin Markete'ye girdim. Ersin Markete'nin home kısmı çok şık. Gerçekten çok fazla hediye alternatifim var. Tam da yılbaşı arifesi üstünde. Güzel hediyeler alabilirsiniz. Uğramadan geçmeyin. Şimdi oğlumu almaya doğru gidiyorum. Malın otoparkındayım şu an. Oradan çıkıyorum. Eğer Samsun'a gelirseniz mutlaka Stimal'a da uğramayı unutmayın. Hiç ummadığınız yerlerde hiç ummadığınız ürünler olabiliyor. Alternatifleri değerlendirin derim. Bu için şimdi de İngiliz Ham'a geliyorum. Çok güzel aksesuarlar var. Şu Noel Baba'nın güzelliğine bakın. Burası da yılbaşı köşesi. Harika şık ürünler var. Burası da Madame Coco. Bakalım alternatif yılbaşı hediyeleri var mı? Şu anda yılbaşının
Başlangıcındayız. Henüz hazırlıklar başlamadı. Kolay gelsin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, burası da simit sarayı, Steamer'ın orası. Girelim. Bir tane de bere olsun da. İki. Havamız da inanılmaz derecede yağmurlu. Bildiğimiz Samsun'a hoş geldiniz diyorum, yani yapacak bir şey yok. Bu sefer aşağı yoldan gelmeye istedim. Çünkü Ankara yolundan girip oradan devam etmek istedim. İnanılmaz yağış var. Bahsettiğim gibi bu kısım biraz daha düz olduğu için burada olmayı tercih ettim. Güvenlik açısından. Oğlumu almaya gidiyorum. Dediğim gibi eğer kurabiyenizi, yılbaşı kurabiyenizi bir geniş bir fincana, krema içerisinde daldırmak istiyorsanız o fincanlar İngiliz Şom'da var. Tabii Sivaki'de de var ama İngiliz Şom'dakiler daha bir havalı. İsterseniz gold detaylı, isterseniz tam karakter detaylı fincanları orada bulabilirsiniz, yılbaşı detaylı. Benim çok hoşuma gitti. Kurşun askerli yılbaşı karakterleri de var. Ters dönen Noel Baba'dan tutun da takla atanı bile var. Hepsi var işte. Fincanlar güzel, aksesuarlar güzel, İngiliz Şom'un. Ben beğendim. Yani her şey farklı yerlerde, farklı ürünler var. Benimkiler sadece gezdiğim yerlerdeki, bulunduğum şehirdeki alternatifler. Tabii ki bir piyazaya gitmedim. Piyazadaki imkanlar biraz daha fazla oluyor. Şu an Türk İş tarafından bahsediyorum. Piyazadaki ürünleri, metroya geçeceğim. Mesela metrodaki ürünleri de size çekeceğim. O da parti 2 videosunda. Umarım beğenirsiniz. Beni takipte kalmaya devam edin. Ben şimdi okula doğru geçiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, paylaşımları, tarifleri arkadaş sayfalarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşürüz.